Beni geçme. Bugün nerelerden misafirlerin, kaç bile vereyim? Memleketimden, Trakya'dan, Edirne'den. Maşallah. Ah bak Gülfer abla. Maşallah. Ay bekliyordum bugün vallahi. Ben su hakkını da koydum üzerine. Hak geçmesin efendim. Oldu, teşekkür ederim. Afiyetle yiyin. Sağ olun. Çay kahve içmiyor musun bugün? Çok teşekkür ederim. Bugün dağıtmam lazım sütümü. Emekli rahmetli olmayı bekleyen Avni amcandan daha ne bekliyorsun? Aşk olsun. Aşk olsun. Duymamış bereket olayım. Olsun. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim teşekkür kızım. Teşekkür ediyorum. Hadi. Öptüm seni. Hayırlı günler. Bugün çarpıştık. Sağ ol. Tamam. Görüşürüz. Hoş geldiniz buradan. Memleketli. Kapılarda karşılıyorum sizi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ne kadar memleketim memleketim. Evet, bak Trakya'dan evet. Geldiler. Buyurun gelin. Bugün hakikaten coşacağız mi? Yani. Gerçekten Trakya'dan misafirlerim var. Melahat İnşallah. Hanım. Evet. Sevim Hanım. Arkadaşı Sevim Hanım da. Evimize giriyoruz. Hadi buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hayatınızda göreceğiniz en pratik tarif... yağ yakıştı ama tabii, parlattı. Parladı. Evet. Tabii. Ne pilav ne pilav. Şu anda bir uzman aslında yok bize canım, börek yapıyor yok, değil hayır. mi? İçinde bulgur olan bir börek gördünüz mü? 1 milyon. Harika oldu. Seviyorum bunu yapmayı çok seviyorum. Tamamen mi didiklenmiş tabii. bir parça mı yok, kaldı? Yok didiklenecek. Volkan'a bak. Ben seni yakar mıyım Volkan'ım ya? Kaliteli bir et suyumuz olmuş. Bakar evet. mısınız rengine? En sevdiğim görüntü. Muhteşem. Şimdi telefonda karar verdik neler yapsak diye. Trakya'da bakalım nasıl yemekler çıkacak Edirne'den. Önce annemin incir tatlısı hı-hı. var. Annem yapardı onu çok. Ondan sonra bulgurlu kol böreği. Düğün çorbası. Ciğer sarması. Ciğer sarma çok meşhurdur. Evet. Düğün çorbası olmazsa olmazdır. Tabii. İncir tatlısı çok meşhurdur. Yani incir tatlısını... Pek gençler bilmez ama eskiler biliriz, daha çok. Biliriz artık Bilir biliyoruz valla bizim bakalım, sayemizde. İlk incir, annemin incir tatlısından evet, başlayalım mı? Tabii başlayalım. Ellerimizi yıkıyoruz. Son hazırlıkları yapıyoruz diyeceğim ama şurada bir bavul gözüme çarpıyor. O bana mıdır? Evet size hediye onlar da. Bakayım mı? Şimdi Edirne'ye gittiniz mi bilmiyorum ama... Edirne böyle mis gibi sabun kokar. Nedendir bilmiyorum. Evet. Yani neden sabun ama meşhur? Meşhur. Şu meyveli sabunları acayip meşhurdur ve gerçekten acayip güzel evet. kokuyor. Bunları Ay. Ablam yaptı gönderdi size. Adı ne? Nebahat. Nebahat Hanımcığım. Çok güzel pasta çok, börek çörek yapar. Çok severim. Bunları size Elmalı gönderdi. Elmalı kurabiye evet. herhalde. Oo. Bunlar da eskiden hani her geline verilen çeyiz olarak süpürge. Yalnız bunlar minyatürleri tabii çok küçük. Çok güzel. Daha büyük böyle çok aynalı iyi. Süpürge. Şunlar? Bunlar da Edirne bebekleri. Edirne'de çok fazla değil mi kadınlar böyle evet, şeyler yapıp evet. satıyorlar. Bunları buzdolabınıza asabiliriz sizi. Hemen asarız şimdi. Eller yıkanıyor, mutfağa giriliyor, sohbete devam. Edirne'den misafirlerim var. Melahat ablam ve Sevim ablam. Teşekkür hoş geldiniz. Ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkür güzel ederim. Bir elektrik geçiyor bana. Aynısı size geçer inşallah. İnşallah. Muhteşem bir gün olsun. İnşallah. İlk yemek olarak size... Annemin incir tatlısı. Annesinin tarifiymiş. O yüzden annemin incir tatlısı diyoruz. Buyurun başlayalım. Edirne mutfağından annemin incir tatlısı. Yarım kilo kuru incir, bir kase ceviz, bir çay bardağı toz şeker, yarım yemek kaşığı tarçın, bir yemek kaşığı tereyağı, bir bardak su, iki su bardağı süt, bir su bardağı toz şeker. Şöyle gösterelim, bildiğimiz kurutulmuş değil mi? Tabii kurutulmuş incir, yarım saat ılık suda bekletiliyor. Bekletilmesinin sebebi de yumuşaması. Biraz yumuşaması. Yumuşamış tabii, gayet tabii. güzel. Tabii, şimdi saplarını ayıracağız onu. Tamam.
Bu tencere uygundur. Uygun. Şöyle pilav tenceresi, hani yayvan bir tencere olması gerekiyor. Şimdi onun altını biraz tereyağla yağlayacağız. Peki. Hemen koyup içini doldurup... Ceviz döveceğiz biraz. Hı. Toz şeker ve tarçınla karışımı yapıp incirlerin içine dolduracağız. Bir kase cevizim. Ben böyle döveceğim. Tamam. Benim şimdi onun içine bir çay bardağı kadar şeker ve tarçın. Ben koyabilir miyim şekerini? Olur. Çok tabii. Sevinirim. Tarçın tamam. Da biraz. Döküyorum ben bunu. Olur. Tabii. Biraz tamam. O kadar çoktur. Ha, çok yarım seviyorum kaşık. Sonra bunu karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. İncirlerin içine dolduracağız. Bu hayatınızda göreceğiniz en pratik tarif, yarım kilo incir. Kurutulmuş inciri alıyorsunuz. Biraz sıcak suya koyuyorsunuz. Hani yumuşasın, içi doldurulabilsin, hakim olun diye. Sonra içine yetecek kadar bir çay bardağı ceviz, bir tatlı kaşığı tarçın, bir çay bardağı, bence yarım çay bardağı da olabilir, şeker. İşte bu kadar. İçimiz hazır. Sonra onları dolduracağız. Oldu mu Melahat abla? Tamam. Tek başına kaldın sen. Olsun olsun. Biz de dolduralım. İyice dolduralım. Bol bol olsun. Tabii. Pilav tenceresine iyi geldi tamam, incirlerimiz. Oldu. Buna yer var mı? Var. Şuna bile var. Ona da var mı? Sıkıştırırız. İşte pratik 5 dakikada yapabileceğiniz sağlık fışkıran bir tatlı. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Garanti veriyorum. Şöyle ocağa alıyoruz. Şimdi bir dakika üzerine şey tabii. Dökeceğiz. Yarım bardak şey. Bunu yalnız bir yerde biraz ılık yapacağız sütü. Öyle mi? Bir kap. Niye? Üzerine gezdireceğiz. Kaynatacağız biraz. Klasik su bardağı alayım. Evet. Ölçümüz doğru olsun. 2 bardak süt. Hepsini çekene kadar pişireceksin. Yok, biraz ılıtacağız bunu. Ondan sonra üzerine döküp kaynayacak. Hı hı. Sütünü suyunu çekince kapatılacak artık. 1 bardak da su. Bahçede nan yayınınız var mı? Sevim abla, Melahat abla. Çiçekleri seviyorum. Ay ben ne olur seviyorum. Senle şu bahçeye çıkalım. Bakalım. Ben bahçeden çok anlayan biri çok değilim. Çok seviyorum çiçekleri, ama bahçeyi çok seviyorum. Çok güzel. Ne harika. Olur çıkalım hemen. Da bana bir akıl ver. Şu hemen bir ara, bakalım. Bir ara tamam hemen mı? Hemen bir ara bakalım. Tamam. Ben bakalım. Sütümüz... Süt şimdi ısındı biraz. Eli ısırana kadar ısıttık. Şimdi bunun üzerine döküyoruz. Bu arada sütüm de benim soğumuştu. Dışarı koymuştum. Mayalamak lazım onu. Ha. Bu önemli bir püf noktası. Şar diye dökmüyoruz. O zaman iç malzemesi dağılır. Hepsi dağılır sonra tabii. Yavaş yavaş. Yetti bu kadar. Tamam. Şimdi ihtiyacı olursa ekleriz. Ekleriz. Tamam. İşte bu kadar basit. Kapağını da kapatalım. Şöyle kapatıyorum. Tamam. Seni de yanıma alayım. Sen de ayrı kalma. Ne yapacaksın bana şimdi? Şimdi bulgurlu kol böreği. Duydunuz mu hiç böyle bir şey? İçine böreğin bulgur koyacağız. Bakalım nasıl bir şeymiş. Edirne mutfağından bulgurlu kol böreği. Hamuru için 1 kilo un, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 bardak ılık su, 1 çay kaşığı tuz, İç harcı için 1 bardak pilavlık bulgur, 100 gram beyaz peynir, 2 adet yeşil biber, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 adet soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 bardak su, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Benim sütüm nedense böyle bir sulu oluyor. Kaç sefer oldu? Şimdi aramızda konuşuyoruz, teoriler geliştiriyoruz. Bir de ben mesela bazen yoğurdu mayalayınca
mikrodalga ya da fırına ama yanmayan fırına koyuyorum. Hiç üstünü falan örtmüyorum. Bu tencereyle. Normal hangi tencere olursa yapalım olsun. Yapalım mı deneyelim? Yapalım mi? Deneyelim. Olur. Parmağını sok. Isısı önemli. Ha. Böyle ısırmalı parmağı. Tamam. Sıcaklığı. Şimdi şuradan alalım biraz. Evet. Şunun içine karıştıralım. Ah ah bizim oraların sütleri. Hı? Benzer mi hazır sütlere? İnşallah güzel olur. Hadi bakalım. Taş gibi olurmuş. Utandırmasın bir daha bizi. Hep böyle yaparım. Evet. Fark etmiyor biliyor musun? Sulu da olsa yeter ki ev yoğurdu olsun. Tabii, ben tabii. Hiç öyle aman katı mı olmuş, sulu mu olmuş hiç aramıyorum. Diyorsun ki kapat kapağını. Kapanın, tamam. Şimdi bunu mikrodalgaya koyabiliriz. Kapağını da mı kapanıyor? Tabii tabii kapa. Kapa. Kapatıp mı? Kapatıp tabii. Tamam. Tamam. Böyle ne kadar tutuyorsun peki? 3-4 saat duruyor. Aynı öbürü tabii, gibi. Tabii, en az aynı, 3 saat tabii, durmalı. Aynı. Kesinlikle yanmıyor. Şunu kapatalım. Mikrodalga haberiniz olsun. Tatlımız da oldu bu arada. Onu da kapatalım. Sonra üzerine erittiğimiz tereyağını dökeceğiz. Altını kapadık. Şimdi. Şimdi buyurun. Bulgurlu kol böreği. Ne hı. Alaka? Trakya'ya özgü. Neden mesela bulgur içinde? Tuz koyuyorum buna. Katı şey vardı toz. Olsun fark etmez. Yarım bardak yağ koyuyorum. Bir kilo un koydun mu? Yani hemen hemen. Bir kilo un, yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir yumurta tuz. Bir yumurta, çay, bir çay kaşığı tuz. Evet. Ilık su istiyorsan ben sana şöyle bir ılıtayım. Tamam. Bu kettle'ımı çok seviyorum. Cam ya. Bu da çok güzel. Evet, böyle içini şimdi görüyorum. Abi. Fokur fokur çok hoşuma gidiyor. Ben döksem onu daha iyi anlarım. Olur. Çalışıyor musunuz? Ben 18 sene yaptım. Börek, mantı, kafem vardı. Öyle mi? Tabii. Kendiniz işletiyordunuz. Kendim işletiyordum. Aynı zamanda tabii, da. Tabii, tabii. Ha, ne güzelmiş. Mantı yapıyordum. Sonra evde yoruldun, açma. Bıraktın. Yoruldum artık. Çocukları da evlendirdikten sonra. Hmm. Şimdi bunun üzerine biraz örtelim. Biraz dinlensin. Islak. Yok. Kuru. Nasıl istersin? Normal. Evet. Sen elini yıkarken ben toparlayayım. Tamam, İçine tamam. İçine başlayalım. Tamam. Şimdi yoğurduğumuz hamuru bezelere ayırıyoruz. İki soğanın var. İki soğan doğrayayım kavrulacak. Doğrayayım ben sana tabii, onu. Tabii. Şimdi şöyle bezelere ayırıyoruz. Kaç kat var mı katı? Kat değil. Bu tek tek açılıp içine pişen bulgur. Kol böreği zaten. Tabii. Evet. Tepsiye dolaya yapılacak. Hı hı. Şu anda bir uzman aslında yok bize canım, börek yok, yapıyor yok, değil hayır. Mi? Bütün hanımların yapabileceği gibi ben mantılar, de işte. Mantılar ne mantılar yapmışsın. Çok mantı yaptım tabii. Tabii. Şimdi içini yapabiliriz. Hamurlar da dinlensin. Şimdi yeter o kadar soğan. Yağını dökelim biraz. Bulgurunu. Şimdi soğanımızı kavuralım. Kaç ölçü istiyorsun bulguru? Bulguru 2 bardak yeter. Tamam. Şimdi o iyice kavrulacak iyice. Arkadan bulgurlar koyacağız gelecek. Baharatlarını. Kahve içer misiniz? Ben size i̇çeriz. Kahve yapmadım. Tabii ha? İçeriz. Nursel'cim biberin var mı? Charleston biberi. Charleston yok ama dolmalık biberim olabilir, var. Olabilir. Ben çok kullanıyorum eğer yoksa. Onu da küçük küçük doğrayıp içine atacağız. İki tane yeter mi? Yeter. Şimdi. Sevimcim hadi sen de biberini doğra. Küçük küçük. Ben de kahveyi yapıyorum hem. Kahveyi alabilir miyim?
soğanın içine biber de koyduk. Renk olursa çok daha yakışıyor. Evet, sonra salçasını ilave edeceğiz. Evet. Şimdi salçasını da koyalım bunu. Biber. Biber salçası mı? Tamam. Domates de istersen. Yok, ama çok güzel dedi. Bir domates. Şey, ha, o karışık, karışık doğru. Karışık olan bu. Bulgurunu da koyuyoruz. Bu iki bardaktı değil mi? Evet. Tamam. İki tane soğan, üç biber diyelim. Normal biz dolmalık biber kullandık. Üç tane Charleston biber. Hepsini kavurduk. Bir kaşık salça koyduk. Üstüne iki bardak bulgur koyduk. Bu arada kahvemizi çok kısmıştık. Bir dakika, onu da dökelim. Şimdi. Bakayım. Hayır, pul biber o. Pul biber acı mı? Çok acı değil ama güzel tatlı bir acısı vardır. Tuzunu koyalım. Pul biberini, nanesini. Hepsinden birer çay kaşığı. Zevke göre karabiber değişebilir. Karabiber biraz da karabiber. İki pirinç bulgura, üç bardak su. Tamam. Bunu da dökelim üzerine. Şu anda Melahit demlenmeye bırakılacak. Yeni evlenenlere gerçekten iyi bir bulgur pilavı tarifi vermiş oldun. Kapağını kapat şimdi. Önce altı açık, kaynadıktan sonra kısıyoruz. Kısacağız, demlenecek ondan. Kahveni sonra piştikten oldu sonra. Mu? Oldu o da. Tamam. Onu da boşaltıyorum. Bahçeye çıkalım mı? Hemen. Çıkalım. İster misiniz? Tabii. O arada pilavımız olsun. Bir de kahve keyfi yapalım. Evet. Ben buraya dedim ki böyle rengarenk menekşe ekeyim. Şeyler ama çok menekşe güzel. Buraya uygun değil galiba. Değil. Çok, sardunyalar çok, çok güzel olur burada. Hmm, sardunya her rengarenk. Her sardunyayı çok severim olabilir çünkü. Evet, biz şimdi pilavın demlenmesini bekliyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Tabii. Bulgurlu kol böreği yapacağız. Açacağız şimdi. Edirne'den konuklarım var bugün. Gördüğünüz gibi çok naifler, çok tatlılar. Hakikaten iyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Şuraya da çıkıp arada şöyle bir kahve molası bana bir iyi geliyor. Böyle havamız açık değişiyor. Hava, tabii. Olmuş mu? Olmuş. Kapatıyoruz bunu. Şimdi ben onun soğuk olması gerektiği için. Tabii, biraz alalım onu büyük bir kaba. Hemen şunu alacağım. Tamam. Hatta bir de şimdi yapacağın için tabağı da alacağım daha hızlı olsun diye. Öf, öf, öf. Ne pilav, ne pilav. Ben şöyle ilki hemen soğusun diye içine ne kadar gider? Peynir de koyalım. İyi mi bu kadar? Yok, azdır o. Bulgurlu kol böreği yapıyoruz. Bildiğiniz bulgur pilavı yaptık içine ve şimdi börek yapacağız ondan. Şunu bir karıştıralım. Aynen. Sen elini yıka, bence açmaya başlayalım. Tamam. Çünkü şuna bu da koyalım peynir. Ilındı bile. İki bardağı 100 gram. Damak tadınız nasılsa arttırabilirsiniz de, eksiltebilirsiniz de, peyniri hiç koymayabilirsiniz de. Ama böreğin içinde ben yakışacağını düşünüyorum şahsen. Nasıl bir tepsi istersin? Yuvarlak bir fırın tepsisi. Onu bir yağlayalım altına. Ben una birazdan nişasta koyuyorum. Tamam. Şöyle nişasta, un ben sana karışık tamam verdim. Yağladım. Kolaylık şimdi bunlar olsun bitti diye yaptın ben öyle. Bunları önce kolaylık olsun diye böyle açıyorum. Şimdi bunu bırakıyorum. Şimdi tek tek açacağım bunları. Yağ alalım, biraz sıvı yağ. Hı. İçimizin buz gibi olması gerekiyor hamuru yırtmasın diye. Bir kere katladın ki tabii, bazın kalın olsun.
Sonra sarma sararmış sarıyorum gibi. Şöyle yuvarlak. Kol böreği. Süper, gayet. Devamını basit. Şöyle aynen getireceğiz. Kaşık yoğurt koydum. Bir yumurta kırıyorum üstü için. Evet. Bir de sıvı yağ koyuyorum. Genelde bizim oralarda hep böreğin üstünü böyle yaparlar. Bu benim de alışkanlığım. Şöyle 2-3 kaşık da sıvı yağ. Yoğurdu bence fazla koymuşuz. Yok yok değil. Ha? Götürür bir sürü şey. 13 mü 14 mü beze yaptın? 14 beze. Biliyor musunuz ki Melahat abla böyle gık demedi, yoruldum demedi. Biz değil mi oturmaktan yorulduk. Yok, sen açmaktan yorulmadın. Için. İnanamıyorum sana. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Vallahi helal olsun. Fırını önceden ısıtıyoruz. Tabii. Kaç derece olsun? 170 falan olabilir. Evet, üstüne sürdüğümüz harcı düzeltiyorum. 2 kaşık yoğurt, 2-3 kaşık sıvı yağ, 1 tane yumurta kırıyorsunuz, çırpıyorsunuz, üstüne bir güzel sürüyorsunuz. Hem güzel kızartacak, hem de güzel puf puf bir hamurumuz olacak. Dilim, dilim, dilim. Yapmayı çok seviyorum. Tamamen mi didiklenmiş bir parça mı? Yok, didiklenecek. Volkan'a bak. Ben seni yakar mıyım Volkan'ım ya? Kaliteli bir et suyumuz olmuş. Bakar evet mısınız rengine? En sevdiğim görüntü. Muhteşem. Şimdi üçüncü ne yapmak istersin? Ciğer sarma mı yapalım? Yapalım. Tamam. Edirne'nin en meşhur yemeklerinden ciğer sarmaya geçelim. Edirne mutfağından ciğer sarma. 1 kilo ciğer ve gömleği. 2 su bardağı pirinç. 3 adet soğan. 1 paket dolmalık fıstık. 1 paket kuş üzümü. 1 çay bardağı sıvı yağ. Yarım demet taze soğan. Yarım demet taze nane. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 bardak su. Nazar değmesin bize. Ben de burayı panayırı gibi yaptım ben. Çok güzel. Damızımın etrafına hep bana hediye edilen şeyleri koyuyorum ama çok hoşuma gidiyor. Böyle hissediyorum bana konuk olanların enerjisini. Şimdi oturumumuza diğer sarmayla başlıyoruz. Şey gibi olduk ha? Evet, açık oturum. Şimdi Sayın Melahat Hanım, ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi, ilk olarak? Şimdi önce gömleğimiz var burada ciğeri. Kuzu ciğeri, gömleği bu. Evet, kuzu bu da gömleği. Şöyle gömlek diyorlar buna bakın. Evet. Böyle bütün olarak alınıyor değil mi? Bir takım hayvandan, olarak alınıyor. Evet. Bir hayvandan bir tane çıkıyor aynen tabii. Aynen. Şimdi biz bunu önce sıcak suyla haşlayacağız. Güzel güzel böyle keseceğiz kendimize göre. O kaselere muhteşem koyacağız. Muhteşem böyle tül gibi saracak etrafını. Önce suyunu dökelim. Sıcak suyla o birazcık içini hazırlayana kadar bu böyle duracak. Yumuşayacak. Aynen öyle. Şimdi ben sana pirincini ölçeyim. 2 bardak pirinç. Şu anda biz iç pilav gibi bir şey hazırlıyoruz. Ciğerli olacak. Şöyle. Ne kadar sıvı yağ koydun? 1 çay bardağı. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ. Bu arada bence kol böreğimizi çıkarmalıyız. Evet. Değil mi? Bir bak ona bakayım bakalım. Ben. O zaman Nursel'cim sen soğanlarını doğrarsın. Olur. Bir bak sen. Tamam. Şeyine. Olmuş bu da. Bakayım harika. Şuraya çıkar bence getir. Şöyle koyalım böyle. Onu da.
Sevim ablayı da dinlendiriyoruz aşağıda. Şöyle şunu örtebiliriz. Aynen. İki bardak pirincimizi kavurdum. Tamam, tamam. Dursun mu burada? Onlar dursun orada kenarda. Hı. Şimdi soğanları doğrayalım. Ben doğrayayım mı sana? Onları sen doğrayıver. Bir elde doğra, ben senin elde doğramanı görmek istiyorum. O zaman bir küçük bıçak, ben çünkü tahtada yapamıyorum. Fıstıklarını da atıyorum şimdi. Şimdi sen bu ciğeri niye kendin getirdin? Mesela ne özelliği var? Kendi kasabından almışsın. Yani tabii kuzu ciğeri olması şart. Kuzu, bu kırmızılar ne? İşte ciğerleri onlar. O kadar güzel demek mi bu tabii, yani? Ben hiç böyle bir kırmızı görmemiştim daha önce. Ha? O zaman ben bugüne kadar bence ciğer yememişim. Ya da şimdi ocağa yemişim. Koyuyorum. Bir paket mi fıstık koydun? Yok, bir paketin yarısını koydum. Sanki fazla var orada. Ama burada işte bak. Ha, orada iki paket vardı. İki paket, i̇ki paket açmıştık. O zaman bir paket. Bir paket fıstık, üç soğan. Üç soğan. Kavuruyoruz şimdi. Onu kavuracağız. Şimdi sen ciğeri Edirne'den getirdin. Evet. Dedin ki bütün aldım. Tabii, tabii. Nasıl işlem yaptın? Bütünken yıkadım, süzdürdüm onu. Ondan sonra kıydırdım. Hepsini koymayacaksın değil koyacağım, mi? Koyacağım, hepsini öyle koyacağım. Öyle mi? Ne kadar var burada? Vallahi bir takım işte ciğer. Ne? Kilo olarak bilemeyeceğim şimdi de kuzunun ciğeri takım olarak. Takım olarak büyüklüğü değişebilir o zaman. Tabii, burada tabii. 1,5 kilo falan var. Onu tam söyleyemeyeceğim şimdi. Şimdi hakikaten takım olarak satılır, birer birer satılmaz. Tabii. O yüzden ben göz kararı... Aa, şeyimiz var bizim. Bir kilo, bir kiloymuş ya. Tabii çok değil o kadar aslında. Bir kilo 80 gram. Birazcık kavuralım bunu. Ben bunları kaldırayım. Nursel'cim şimdi bunun içine iki bardak pirinç koyacağız. Şimdi geldi mi zamanı? Tabii. Tamam. Baharatını falan koyduktan sonra ben gömleğini keseyim. Bu da demlenir burada, at içine. O kırmızı rengi gidene kadar kavuruyoruz. Tuzunu, karabiberini. Şu anda hiçbir baharatını atmadık. Üzümü de var. Unutma. Üzüm var. Kaşık ben alayım bir tane şunu koymak için. Başka ne koyacaksın? Baharat. Karabiber, tuz, üzümünü koyacağım. Pul biber falan yok. Pul biber yok. Bir pakette kuş üzümü yıkadık. Karabiber bol olsun. Bir çay kaşığı da karabiber. Biraz daha tatlı kaşığı mı koyalım? Evet. Çok yakışır değil mi? Karabiber şeye, çok yakışır tabii. Tamam. Tuz, karabiber. Tuz, karabiber. Kuş üzümü, kuş fıstık. Kuş üzümü. O kadar. Fıstık, soğanı kavurduk zaten. Bu piştikten sonra içine taze soğanla nanesini doğrayıp kapatacağız. Çok az su da koyalım. Tamamen pişirmiyoruz. Tamam, tamam. İç pilav yaparmış gibi düşünün. Harika olduğu için. Güzel gözüktü. Nursel'cim bunu şimdi böyle süzdüm gömleğini. Tamam. Bir demet gider mi taze soğan? Bir demet fazla gelebilir. Bu olmuş şimdi, bunu kapatıyorum. Tamam. Soğanını içine doğrayıp nane ile birlikte gömleklerin içine saracağız. Aynen. Biraz harı gitsin. Evet. Onun içine al. Kapatıyorum altını da. Hı hı. Soğanlarını da bunun içine alalım. Naneti ile birlikte. Çok sıcak. Yine şu tabağın içine de alalım. Tamam. Soğanlarıyla şeyi de alalım içine. Evet. Şimdi, hemen sarmaya geçeceğiz. Hemen yapabilmek için yanımıza biraz ayırdık orada dinlenirken. Şimdi ciğerleri şöyle kasenin içine koyuyoruz. İyice dolduralım. Nasıl güzel gözüküyor için, değil çok. Mi? Harika. İçini bol koyarsanız çok tok duruyor. Ters kapadığınızda güzel duruyor.
en güzeli makas değil mi? Tabii mutfak makasında kesmek en doğrusu. Şöyle bir güzel kapatıyorsunuz. Yağlamaya gerek yok. Değil mi? Yok, yağ sarıyor zaten. Gayet şöyle, güzel duruyor. Evet, he? Büyüklüğü de çok güzel. Şahane. Evet. Bana da ver, ben de yapacağım. Eğer bu gömleğin iyisini bulamazsanız yandınız. Hemen gidip koşa koşa kasabınızın kafasına atın onu. Şimdi yumurta sarısını sürelim. Şimdi biraz da sıcak su koyuyorum içine, yapışmasın diye. Bir yumurtanın sarısını kızarsın diye. Sürdükten sonra biraz da suyunu koyduk. Evet. Kurumasın diye de biraz sıcak su ekliyoruz. İçi pişmiş olduğu için sadece gömleklerin böyle nar gibi kızarmasını istiyoruz. O kadar pişecek. Kaç derecede pişsin? Yine 170 derece falan. Öyle 165. Mi? Üçüncü yemeğimizi de bitirdik. Bitirdik. Şimdi dördüncü çorbamıza geçiyoruz. Bizim oraların en meşhur, ya düğünleri çok meşhurdur. O düğünlerde içilen bir de düğün çorbası vardır. Evet. Hadi onu yapalım. Hadi. Buyurun. Edirne mutfağından düğün çorbası. Yarım kilo kemikli kuzu eti. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir yemek kaşığı tereyağı. Üç adet soğan. İki yemek kaşığı un. Bir bardak su. 5 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta. Sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı pul biber. Evet, Nursel'in mutfağında bugün Edirne'nin güzel yemekleri yapılıyor. Son yemeği de düğünlerin olmazsa olmazı düğün çorbası. Kolay bir çorba tarifi. Buyurun geçelim. Evet, burada yarım kilo kemikli kuzu eti. Kuzu etin var. Onu şöyle ilk ayıp tencereye alalım. Ben soğanlarını doğrayayım. Olur şöyle. Mu? Soğanı dörde bölüp atacağım içine. Öyle mi? Tabii. Aa. Hep kuzu eti kullanıyorsun. Ama düğün çorbasında kuzu eti güzel oluyor. Sonra içinden alacak mısın soğanları? Et suyunu süzeceğim. Ha, sen bunun suyunu alacaksın. Tabii. Sonra etlerini didikleyeceksin. Içine. Bunun içine tuz, karabiberini koyalım. Şöyle bir tatlı kaşığı iyidir herhalde. Tamam. Soğanlarını atalım içine. Şöyle bol soğan koyalım. Bunu da koyayım. Ah. 3 tane küçük küçük soğan var. Süzüleceği için, yani bu et suyu olacağı için bol kullanın. Hem suyu lezzetlenir hem de çok yakışıyor. Nasıl güzel gözüktü değil mi? Tabii. Tane karabiberi çok seviyorum. İyice piştikten sonra da süzeceksin. Süzeceğiz. Hmm. Ondan sonra unla meyane. Meyane yapıp yoğurt ve yumurtayla da terbiyesini yapacağız. Hmm. Üzerine de kırmızı pul biberini. Yoğurdun yumurtasını ayarlayalım. Tabii. Meyanesini ayarlayalım. Tabii. Ununu hazırlayalım şimdi. Olur. Şurada ben sana şunu vereyim. Yoğurdunu vereyim. Önce ununu yapacağız. 2 kaşık unla. Bu şu anda kıvam versin diye yapıyorsun değil mi? Unu suyla açıyorsun. Tabii. Ne kadar un koydun? 2 kaşık çorba kaşığı un. Bu oldu işte şimdi böyle. Sonra et suyunun içine bunu atacağız. 2 kaşık unu böyle bir bardak kadar soğuk suyla açın ki topak olmasın koyduğunuzda. Önemli bir işlem bu. Bütün unlu çorbalarda yapılması gereken bir işlem değil mi? Tabii bu kadar şimdi böyle. Tamam. Burada da meyanesini hazırlayalım. Onu da ayrı bir kaba hazırlayalım. Bu yoğurt çok mu? Çok tabii çok. Onu da bölelim.
altına biraz tereyağı akıtalım. Tamam. Ne kadar yoğurt istersin? Yarım kilo falan olur mu? 5-6 kaşık. Tamam. Öyle yeter. Mi? O kadar. 5 kaşık. Bir tane yumurtanın sarısını da onun içine atalım. Karıştıralım. Tamam, kalsın o da orada. Tamam. Şimdi bu etin suyunu koyalım, pişsin bu et. Tamam. Bayağı bol suyunu koy. Düdüklüye de alabilirdik bunu. Çabuk olması bakımından olabilir de tabii. Evet. Ben şimdi düdüklüyü getireyim. Tabii daha çabuk olur. Yani daha 20 dakikada tabii, çabucak tabii olur. Oradan çekeyim şimdi. Tamam. Tamam. Çağır çabuk, bu burada olsun. Ben de fırsat, bu fırsat. Bütün yemeklerimiz bitmiş olacak çünkü bundan sonra. Hazırlıklarımı yapayım, tabii, sunum kaplarımı tamam ayarlayayım. Tamam. Beyaz tabaklarımı koyarım. Sunum kaplarım hazır. Sence düdüklün olmuş mudur? Oldu tabii. Güzel. Biz de o arada güzel bir hazırlık yaptık. Sen düdüklünden da korkuyorsun. Tabii, ben korkarım düdüklünü ben halledeceğim. Çünkü bir kere tavana yapışmış da etler. Hadi canım. Evet. Bir gün benim de başıma gelecek var ama düdüklüyle. O günden beri düdüklü kullanmıyorum. Ama ben direkt üstüne tutmam. Etrafından soğuturum. Volkan'a bak. Tamam. Yok canım. Ben seni yakar mıyım Volkan'ım ya? Bak bak, suya bir bakın. Oo, çok güzel. Süper. Şimdi etlerini alalım buraya. Şuraya direkt al. Ben direkt oraya alalım. Mis koktu. Çok güzel. Suyu kalmamış ha. Ben hemen sana su yetiştireyim. Şimdi etleri didiklerken kesersin, o arada suyumuz kaynar. Aa, siz ne güzel olmuşsunuz. Baksana. Güzel. Az kalmış. Biraz, bir iki dakika daha dursun. Şimdi çorbanın altını yakalım. Unlu suyunu şimdi mi katacağız? Tabii şimdi katıp biraz piştikten sonra yoğurtla terbiyesini yapacağız. 3 kaşık un, 1 bardak suyla açmıştık. Alıştıralım mı? Gerek var mı? Biraz alıştıracağım. Dur, kepçe vereyim. Dolmuş bakar evet mısınız rengini? Karıştır sen. Tamamdır efendim. Tamam, yeter. Tamam. Şimdi tuzunu de da atalım. 1, 2 At daha az. 3 Bir tane daha at, yeter. Bir atmayayım bunu. At. Çok çünkü suyu. 4 Tamam. Ne derler? Tuz itisi der diye bir şey var, bilir misin? Bilmiyorum. Tuz itisi oldu der Bengü'nün babaannesi. Ne demekse tuz itisi oldu. Tamam, şimdi bu kaynayacak. Biz etlerini gidelim. Tamam. Onları da atacağız sonra. Bence bunu almalıyız. Aman ya, tamam olmuş o da. Hoppa. Ya sen okay sanki istiyordun ama evet, ciğer sarmamız şahane görünüyor. Tamamen mi didiklenmeli, tabii, parça mı yok, kalmalı? Yok, didiklenecek. Şimdi etleri döküyoruz içine Nursel. Ben bunu kısmalı mıyım kıs, acaba? Kıs taşıyacak. Bu taşar mı? Taşan bir taşabilir şey. Taşabilir tabii çorba. Niye taştı? Çok süt gibi. Altı ama çok açık.
Her kaynayan şey taşar bence. Şimdi biraz kaynadıktan sonra tereyağında pul biberini yakıp üzerine atacağız. Önce yoğurdunu ve bir yumurta. 5 kaşık yoğurt, 1 yumurta sarısı klasik meyane yapma işlemi var ya. Evet. Kaynadıktan sonra, gerçi kaynadı. Kaynadı, kapatalım onu şimdi. Onun sıcaklığıyla olur o. Alıştırmamız lazım yine. Evet. Ben sana hemen yardımcı şunu olacağım. Sen karıştır. Ben yavaş yavaş dökeyim. Yumurtası pişmesin diye böyle yapılır. Tamam, şimdi dökeyim ben. Hadi bakalım, yavaş. Of, şahane. Madem onu bitirdik, o tamamlayalım. O zaman yağını da, kırmızı pul biber koyalım içine. Şimdi yağımız kızdıktan sonra da coz diye üstüne dökeceğiz. Biraz sıvı yağ da koyayım. Şöyle. Nefis görünüyor. Sadece pul biber tabii mi koyalım? Tabii tabii. Yalnız pul biber. Tamam. Tamam. En sevdiğim görüntü. Muhteşem. Evet, son yemeğimiz, ilk sunumumuz oldu. Seni tebrik ediyorum. Beni çocukluğuma teşekkür götürdün. Teşekkür ederim. Vallahi. Teşekkür ederim. Böreğimizi keselim dedik. Değil mi? Keselim onu da tabii. Nasıl kesilir bu börek? Bunu alalım. İçinde bulgur olan bir börek gördünüz mü? Ben görmemiştim. Hakikaten mi? Gerçekten o kadar gezdim, dolaştım, görmemiştim. Dedi, dedi, dedi. 1 milyon. Harika oldu. İncir tatlısının üstüne bence gerek olmayan bir yağ dökeceğiz. Ama gerekli o da. Şöyle. Tamam. Birazcık da yağ gezdirelim. Özelciğim bak, sunuma hazır. Bakayım. Yağ yakıştı ama tabii, parlattı. Parladı. Evet. Tabii. Gayet güzel pişmişler. Ne kadar güzel kokmuş ya. Evet, nane kokusu. Seviyorum bu. Bunu yapmayı çok seviyorum. Evet. Yeme konusunda, ciğer konusunda çok öyle bir yorum yapamam. Yalan söylemiş olurum. Sunumu ama seviyorsun. Kokusu, sana az önce söyledim kayıt evet dışı, çok güzel kokuyor. Bunlar da ablamın yaptığı, Edirne'den gönderdiği kurabiyeler. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hemen masayı hazırlayalım mı? Tamam. Hadi. Hazırlayalım. Sevim ablam gel. Harikasınız. Çorbayı getireyim mi? Getir. Her şey çok güzel görünüyor. Vallahi çok güzel kokladı. Ben çay keyfi yaparken çok nefis kokular geldi. Neral'le dedikodular, dedikodular. Vallahi de çok. Hakikaten Trakya'yı getirdin yani çok mutfağıma. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum teşekkür geldiğiniz ederim için. İyi burada ki geldiniz. Olmaktan çok mutluyuz. Sıcacıksınız gerçekten. Sağ ol, siz de öyle. Trakyalı ya. Bugün de yemekler yaptık. Buyurun sayalım. Şurada annemin incir tatlısı. Kol böreği bulgurlu. Ciğer sarması, düğün çorbası, mutfağınızdan misler gibi yemek kokusu, masanızdan böyle en sevdikleriniz, en sıcak hissettikleriniz
Tabii ki hafta içi ekranlarınızdan biz hiç eksik olmayalım. Tüm Türkiye'ye afiyet olsun. Hoşçakalın. Teşekkür ederim kızlar. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.